Şu üç şey başına gelmiş her iktidar seçimi kaybeder. Ekonomi çökmüş hayat pahalılığı durdurulamıyorsa, büyük depremlerde iktidarın hazırlıksız ve beceriksizliğinden on binler hayatını kaybetmişse ve muhalefet karşısında birleşmişse, dünyadaki tüm demokrasilerde hiçbir iktidar bunu lehine çeviremez, çevirmeyi de düşünmez. Türkiye eskiden böyleydi. Bugün bu noktadan fersah fersah uzaktaysa, işte orada oturup düşünmek gerekiyor. Seçimde kim kazanırsa kazansın ülke daha iyi bir yerde olmayacak. Çünkü sadece siyaseten değil, ahlaken, sosyal ve ekonomik olarak da çökmüş bir halde. Mevcut iktidarın seçimle devrilmesi ilerisi için umut verecek. Bu son seçim değil. Daha çokça sandık göreceğiz. Ülkede Şubat ayına kadar yapılmış tüm analizler çöp oldu. Nasıl olmasın ki? Önce bir büyük fay bilmem kaç yerinden kırıldı, çok sayıda deprem üretti ve ülkenin altıda birini altüst etti, tüm siyasi ezberleri bozdu. Bir ay sonra adeta siyasi bir fay kırığı yaşandı ve muhalefet masasında epeydir biriken enerji patladı. Kartlar bir kez daha dağıtıldı. Enteresan olan kimsenin öngörmediği ve öngöremeyeceği biçimde muhalefet bu depremde alt üst olmadı, olağanüstü güçlenerek çıktı. Özeti şu. Meral Akşener millet diyerek sandalyesini tekmeledi, 3 Mart'ta milleti gördü. Millet 5'ten büyüktür diyen Boşboğaz da boyunun ölçüsünü aldı. İyi Parti'yi gaza getirip bu kararı aldıran başka grupları kimlerse maksatlarının aksi bir sonuçla karşılaştılar. Siyasi kıyametini gören Akşener çabuk frene bastı. Çok kirli hissettim ve Meral değer mi dedim. Habertürk'te kurduğu bu cümle çok şey anlatıyor. Elbette Kemal Kılıçdaroğlu'nun sakin, itidalli yaklaşımı ve parti grubunu dizginlemesi unutulmamalı. Köprüler atılmıştı. Öyle olmasa tekrar kurmanın olanağı kalmazdı. Görülüyor ki altılı masa kriz çıkacağını bildiği için Cumhurbaşkanı adayını özellikle sona saklamış partileri bağlamak için de geçiş süreci ve mekanizma konuşulmuş. Öncelik 240 sayfalık ortak mutabakat metnine verilmiş. İstanbul Sözleşmesi bile tartışılırken aday meselesine özellikle girilmemiş. Yoksa Akşener'in 3 Mart'ta okuduğu metni birkaç saatte kaleme alması mümkün değil. Geliyormuş gelmekte olan. Şimdi 6 parti seçmen listeleri ve sandıklar yönüyle seçim güvenliğini sağlamalı, yurt genelindeki oy kullanma ve sayım noktalarını müşahit ve hukukçu ordusuyla kontrol altına almalı. Karşınızda tüm devlet olanaklarıyla her türlü çirkefliği yapacak iktidara yapışmış bir çete var çünkü. Biliyorum beklentiler zirve yaptı. KHK'lılar ve Kürtler başta olmak üzere hemen her mağdur kesim muhalefet söyleminde kendini görmek istiyor. Sabırlı olmalı. Erdoğan'ın devrilmesi bile tek başına büyük normalleşme demek. Oksijeni herkes hissedecek. İkincisi ne partiler ne de Cumhurbaşkanı adayı %100 içine silmek zorunda değil. Mecelle kaidesi def-i celbi menafiden evladır. Önce şu örgütlü kötülükten kurtulalım, varsın arkası sonra gelsin.